düzensiz göçle ilgili mücadelemiz olduğu gibi devam etmektedir. Bu sene aşırı kar yağışına rağmen maruz kaldığımız göç baskısı maalesef neredeyse yaz aylarını aratmayacak düzeyde. Ama hem sınır birliklerimiz, hem jandarma birliklerimiz, hem polis birimlerimiz 7/24 esasına göre koordineli bir şekilde düzensiz göçmenle mücadelesi devam etmektedir. Sınırdaki duvar inşaatına kış sezondan dolayı ara verildi. İklim koşulları el verir vermez geri kalan duvar inşaatına aynen devam edilecek. Ve düzensiz göçmenlerle ilgili daha artan bir şeyden söz edemeyiz. Her geçen yıl daha azalıyor. Biraz daha. Kaç kişi var? 25, 25. Ama organizatörler müşteri bulmakta sıkıntı çekince İran'da değişik tarihlerde çekilmiş görüntülerin basına servis edilerek, yani sınır yeterince korunmadığı gibi bir eleştirisel gözle değerlendirilmesi istenmekte. Basınımız da bunu haberleştirince aslında tam organizatörlerin reklam filmlerini yayınlamış olmaktadırlar. Basınımızın bu konuda duyarlı olması gerektiğini değerlendiriyoruz ve bu konuda basınımızdan destek bekliyoruz. Yani. 2021 yılı içinde 1962 organizatör yakalandı. 2022 yılı içinde de hemen hemen yaklaşık 200 organizatör yakalandı. Organizatörlerin yakalama, gözaltı, tutuklama işlemleri çok seri bir şekilde yapılmakta ve belki Türkiye'de ilk kez Van Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde münhasıren düzensiz göçmenlere bakan savcılarımız ve onların kalemleri oluşturuldu. Aynı terörle mücadele savcısı gibi düzensiz göçmenlerin soruşturmalarını takip eden kalem ve savcılık birimi oluşturuldu. Bu da işlemlerimizi oldukça hızlandırdı. Tekrar deport süreci başladı. Sayın İçişleri Bakanımız geçen basın toplantısında da açıkladığı gibi tekrar bunlar charter seferleriyle Afganistan'a gönderilmeye başlandı. Muhammed Rıza, Muhammed Bilal, Ali Rıza. Evet.